Γεια σου, Σούλη Μανισαλή. Ödemiş kabakları, dökülür yaprakları, aman aman. Ödemiş kabakları, dökülür yaprakları. Bana da çakıcı derler, yar fidan boylu. Τότε που κυνήγαγε εσύ το τόπο και εγώ μάθαινα βιολί. Με τόσο κοντινά όλα αυτά. Λένα, εσύ έγινες κοντζά μου. Πέλα. Ο Μπάμπης με θέλει να βλέπω στο μαγαζί του. Εσύ τι λες? Εσύ τι του είπες? Πως θα ρωτήσω εσένα. Να μην πας. Εγώ λέω να μην πας. Θα δεις. Ο Θωμάς θα σου δώσει πιο πολλά λεφτά. Θα του μιλήσω κι εγώ. Έπειτα μη φοβάσαι. Αυτός θα έχει καλά με την κατάσταση. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Μάρτινε τέτοισε τα κρύα. Çakıcının fişengi. Ε, φαντάσου, την Μπέμπο μας μεγάλος. Σώπα μωρέ Γεωργάκη, τι είναι αυτά που λες τώρα? Εγώ Μπέμπα. Πώς θα σου το πω? Πώς έχω σαν μάνα μου, σαν αδελφή μου. Εγώ σε... Κι εγώ σ' αγαπώ, Γιωργάκη. Ταμπακάμ τυτούν δόλο. Eryanın fişek dolu, aman aman. Tabakam tütün dolu, eryanın fişek dolu. Bana da çakıcı derler. Ben burada doğdum. Babam geldi oradan. Babam. Bu evde mi doğdun? He, burada oturuyorum. Kilisenin altında. Oh, ne güzel. Ne güzel. Peki. Ya, biz de böyle mesela Selanik yavrularından. Hı. Evet, Selanik bebesi. Babam buraya geldi ama 25 yaşında. Askerlik burada yaptı. Ha. Burada evlendi. 8 kardeşik. Oh maşallah. 5 oğlan, 3 de kız var. Buralar yani bize geçti. Ha, mübadele mi? Evet. Mübadele dönemi, evet. Selanik. Gittin mi peki? Gittin mi Selanik'e hiç, gittin mi? Ya gidenler gitti ya, biz gitmedik. Gitmedin. Peki amca. Teşekkür ederim bizimle sohbet ettiğin için. İyi akşamlar Düş Zamanı sevgili seyircileri, izleyicileri. İyi akşamlar Eser abi. İyi akşamlar Semih'ciğim. İyi akşamlar Düş yayına... Zamanı dostları diyelim. Peki. Yayına ilginç bir çekimle başladık.
Geçenlerde Cemil Köyü'nde, bu Kapadokya'da bir Ürgübe yakımı Cemil Köyü var. Orada rastlaştığım 85 yaşlarında bir amcayla karşılaştık ve onunla sohbet ettik biraz. Bir mübadil oğlu. Dolayısıyla bir onunla birlikte bir selam verelim istedik düş zamanı yolcularına, düş zamanı izleyicilerine, dostlarına. Çok iyi yaptın. Bu vesileyle ben de bir iki laf edeyim istersen. Bu programda yani düş zamanı mübadil programın tamamen bizim bulup topladığımız kaynaklarla ilgili. Sen de biliyorsun çok uzun süre çekimler de yaptın Kapadokya'da. Evet. Yani bu konuda çok belgesel var. Hiçbir yerden hiçbir şey almadık. Tamamıyla kendimiz yapmaya çalıştık. Artık sürçülisan edersek değerli izleyicilerimiz bizi bağışlarlar herhalde. Peki sevgili izleyicilerimizden eğer şimdiye kadar düş zamanı YouTube kanalına üye olmadılarsa onlardan rica edelim, bir hatırlatalım. Lütfen düş zamanı YouTube adresimizde bizim kanalımıza üye olmayı unutmayın. Eser evet. Abi, bu akşam izleyici sayımızın yüksek olacağını da tahmin ettiğimden dolayı 8 kitap var çekilişe evet. Sunacağımız. Bu 8 kitabın tamamını ben okuyacağım ama isimlerini. Bunları bugünkü yayının sponsoru, kitap sponsoru sevgili Faruk Kutay arkadaşımıza, dostumuza, sevgili abime teşekkür ediyorum. Onu buradan da bildirmek boynumuzun borcu. 8 güzel kitap bu akşam hediye edeceğiz. Evet, sağ olsun, var olsun. Ama bunlar çok önemli kitaplar Semih, sen bunları birazcık anlat bize. Orada da hemen şimdi baktım. 18 bin kişiyi geçmiş düz zamanı izleyicileri toplam. Bu da güzel bir şey. 18 bin kişiyi geçmek geçtiğimiz Mart ayından bu yana bu programda bize de gurur verdi. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimize diyelim. Ama sen bunları biraz, bunlar yani gördüm, çok değerli kitaplar. Yani evet. Çekilişte kazanmayanlar bile bunları edinsinler dedim ben. Çoğunluğu İş Bankası yayınları. Şimdi birinci tanıtmak istediğim kitap Evangelia Balta diye bir bilim insanı. Atina Üniversitesi'nde çalışıyor. Ataları da Ürgüplü. Buradan Ürgüp'ten bir mübadil kızı Evangelia Balta. Sorbon'da Osmanlı tarihi okuyor. Hatta 2014'te Cumhurbaşkanlığı ödül vermiş, bir kendisine bir liyakat nişanı vermiş. Osmanlı tarihi konusunda uzman, özellikle de tabii ki Anadolu'da yaşamış olan azınlıklar ya da Rumlar ve Karamanlılar üzerine diyelim. Karamanlıca unutulmuş olan bir yazı artık diyelim. Karamanlıca üzerine çalışmaları yapan, en büyük çalışmaları yapan bu Evangelia Balta. Her sene gelirdi Ürgüp'e ama geçen sene gelemedi. Herhalde pandemi geçerse yine gelir. Çünkü baba vatanı burası. Buradan Kavala'ya göç etmişler. İlk kitabımız Karamanlıca Kitaplar Bibliografyası. 3 Lisan'da hem Fransızca, Karamanlıca ve Türkçe üzerine çözümlemeli bir bibliografya. 1718'den 1839 yılına kadar bulunabilen tüm Karamanlıca kitapların bir dökümü ve bunlarla ilgili açıklamalar. Çok önemli bir belge. Bu birinci cilt İş Bankası yayınladı. Bundan sonraki yıllarda ele geçen kitaplar üzerine yine yayınlar yapılacağından eminim. Karamanlıca biliyorsun Türkçe konuşan Karamanlı halkının Türkçe konuşup ama
Ortodoks dininden olup aynı zamanda da Grek harfleriyle yazdıkları eserler, ya konuşmaları bu. Karamanlıca. İşte ilk kitabımız bu bayağı ciddi, çok esaslı bir kitap. Müthiş bir kitap Semih. Bana çıksın o. Hile yapabilsem sana çıkartırdım. İkinci kitabımız yine Evangelia Balta'nın Gerçi Rum isek de Rumca bilmez, Türkçe söyleriz. Karamanlar ve Karamanlıca Edebiyat Üzerine Araştırmalar. Evangelia Balta'nın. Yine bu araştırmalar buradaki halkın yaşayışı üzerine son derece önemli belgeler. Üçüncü kitabımız Anadolu Hemşehrilerimiz, Karamanlılar ve Yunan harfli Türkçe, Gazenfer İbar. Bu da bir İş Bankası yayını. Milli Mücadelede Türk ve Yunan Esirler 1919-1923 yıllarını kapsayan bir eser bu. Yine konumuzla ilgili Türkiye ve 12 Ada, Hazal Papuççular 1912-1947 yılları arasını almış. İki ilginç kitap var. Birisi Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci. Bununla ilgili daha sonra ilave başka bilgiler de vereceğim. Bu kitap bir şekilde Eşekli Kütüphaneci'nin oğlu tarafından hangi şanslı seyircimize, izleyicimize gelecekse onun tarafından imzalanıp öyle gönderilecek. Ve yayınımıza destek veren Mustafa Kaya hocamızın hazırladığı, Doktor Rasim Deniz'le birlikte hazırladığı Güldesteği Ürgüp kitabı. Ürgüplü Şairler Antolojisi. Bunun da özelliği sırf Türk Müslüman şairlerin değil, yine mübadele öncesi burada yaşamış iki şairin de önemli şiirleri var. Onunla da ilgili daha sonra bahsedeceğim. Bir de yine genelde az bulunur ama bu bölgede olduğu için benim elime geçtim. Kibatek Gezi Edebiyatı Sempozyumu. Bu kitabın içinde de gezi, gezmek, görmek, gezi tarihi ve yine bütün sempozyuma katılan hocaların sempozyuma sunduğu bildirileri içeriyor. Böylece bu 8 kitabımızı da tanıtmış olduk Eser abi. Evet, çok zengin. Bugün değerli izleyicilerimize armağan edeceğimiz kitaplar hakikaten zengin ve benim bile gözüm kaldı Semih yani o kitaplarda. Çok güzel. Peki evet. Eser abi, uzatmadan ben istersen biraz bu göç kavramı, bu mübadele diyoruz da mübadele ne menemiştir? Biraz dilsel ve tarihsel süreç üzerinden biraz ben bahsedeyim, öyle bir giriş yapalım. Ondan sonra devamını da sen getirirsin. Bir şimdi, şey söyleyebilir miyim Semih? Lütfen. Yani bu programda biz konuşmayalım da daha çok bu trajediyi yaşayanlar, yakınları falan konuşsun. Biz onları konuşturduk zaten. Biz arada ufak tefek konuşalım diyorum. Ne dersin? Çok iyi diyorsun. Ben de iki dakika izninle şu göç kavramına biraz bakmak istiyorum. Göç olgusu... Yani mübadele, mübadil, göç olgusu aslında hepsi birbirinden farklı kavramlar. Hele Osmanlı da çok zengin. Bildiğin üzere yani Kırım'dan gelenler var, belli bir nedenle bir yerden bir yere gidenler var. Onun yüzden de literatürü ve isim çeşidi ziyadesi de fazla. Mesela konar göçer dedikleri, bunlar mevsime bağlı olarak bir yerden bir yere gidenler. Çift bozan ise yine bir nedenle kendi topraklarını
bırakıp başka bir toprağa yerleşen çiftçiler anlamında güzel bir isim var. Kaçgun. Kaçgun. Kaçgun ise güvenlik nedeniyle köyünü terk edip başka bir yere giden insana deniyor. Osmanlıca, Arapçadan geçme iki kelime var. Tenkil, ahliye. Bu da ceza nedeniyle bir yerden bir yere gönderilme anlamında. Yine Osmanlı Balkanları fethettiği zaman oradaki nüfusun Türkleştirilmesi için buradan yani Anadolu'dan, İstanbul'dan, elindeki topraklardan Balkanlara, Balkanların iskanı için insanlar gönderiyor. Buna da sürgün ya da şenlendirme deniyormuş. Sürgün ya da şenlendirme. Başka bir göç nedeni deprem ya da felaket nedeniyle depremzede deniyor. Onlar da bulunduğu yerden başka yere gidiyorlar. Felaketzede ise çığdı, seldi, yine bir doğal afet yüzünden bir yerden bir yere geçiyor. İşte bunların hepsi aslında göç. Yani bir ya da bir kişinin ya da bir toplumun bir coğrafyayı bir nedenle değiştirmesi. Bu belli bir zaman içinde olabiliyor, geçici de olabiliyor ya da hayatları boyunca da olabiliyor. Şimdi muhacir denen bir kavramımız var. Muhacir, bu özellikle yine Balkanlarda, Kırım'da Osmanlı'nın yerleştirdiği Anadolu'dan giden, bu coğrafyadan giden insanların geri dönmesi. Bunların yine güvenlik nedeniyle geri dönmüş olanlara muhacir deniyor. Mübadil ise, ki bizim temel konumuz o olacak, mübadele ile gelene. Mübadele nedir? Takas. Karşılıklı alışveriş. Şimdi diğer göçlerin dışında aslında bunun kendine ait başka sınırlamaları, başka zorlukları aslında bir de başka bir yönden de bakarsak çok daha farklı bir statüsü var. Mübadele için öncelikle iki devletin karşılıklı olarak anlaşması lazım. Bir protokolle anlaşıyorlar ve her ülke kendi içinde yaşayan ve o ülkeden gitmesini istediği insanların karşılıklı olarak belli protokol çerçevesinde yer değiştirmesi üzerine gelişen bir kavram mübadele. Bunun hukuksal altyapısı hazırlanmak zorunda. Bu anlaşmalar çoğunlukla, bu mübadele anlaşmaları çoğunlukla başka gözlemci devletler tarafından da denetleniyor. Bu anlaşmaya katkıda bulunabiliyorlar ya da bu anlaşmanın yürürlüğe konulduktan sonra da gözlemci olabiliyorlar. Başka bir özelliği mübadelenin, karşılıklı anlaşmayla bu hareket halinde olacak halkların hangi coğrafyaya yerleştirileceği üzerine. Tabii ki böyle büyük sayılarda insanların yer değiştirmesi gerektiğinden bunların aynı zamanda iaşesi, yolculuğu ve güvenliğinin de yine devletler, bu iki devlet arasında anlaşmayla sağlanmış olması gerekiyor. Evet, mübadelenin böyle bir hukuksal, böyle bir simgesel yapısından çok tanımların ötesinde uluslararası bir kavram ve hem Avrupa'da hem Amerika'da da farklı ülkelerde de benzeri uygulamalar olduğunda, ki en büyüğü aslında bu mübadele Türkiye ve Yunanistan arasında olmuş. Mülteci ise zorunlu olarak bir yerden yine güvenlik için kaçıp başka bir ülkeye, başka bir coğrafyaya gidene deniyor. Orada kabul edilip edilmemeleri de başka bir hukuksal sorun, ama zorunlu olarak yine savaş nedeniyle çoğunlukla
insanların bir yerden bir yere göç etmesi. Son kavramımız ise tehcir. Tehcir de politik ya da bir savaş döneminde bir devletin o ülkede yaşayan bir grubu kendi ülkesinden tamamıyla uzaklaştırmasına deniyor. Dolayısıyla bizim olayımız mübadele, göçten farklarını anlatmış olduğumu zannediyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Fakat bu genel kavram içinde yaptıkları bir göç hareketi de olsa oradan buraya gelenler göçmen değil, mübadil. Aslında bunu altına çizmek lazım. Ana hatlarına çizdiğim ve bu konuda söylemek istediklerim bu kadar. Evet Semih'ciğim. Bu konuda söyleyecek çok şey var ama istersen onu ilerleyen bölümlere bırakalım. Bunun insanlar üzerindeki psikolojik etkisi nedir? Bir uzmandan önce fikir alalım, sonra devam edelim. Ne dersin? Elbette ki, tabii ki elbette ki çok derin psikolojik etkisi var. Bunlarda da yüzlerce sayfalık araştırmalar var. Birkaç bölümü çok ilginç. Evet, uzman psikolog Nilhan Eser'den bu konuyla ilgili görüşlerini alalım. Merhaba, ben Nilhan Eser, uzman psikolog, aile terapisti. Göçler üzerine bana bir takım sorular sorulduğunda bunlarla ilgili yapılmış birçok araştırmanın olduğunu söylemem gerekir ve bu araştırmalarda görüyoruz ki göç yaşamış ailelerin yıllar boyunca hatta nesiller boyunca bu göçlerden çok fazla etkilendikleri ve travmatik bir takım etkilere maruz kaldıkları ile ilgili hem Avrupa'da hem Amerika'da yapılmış araştırmalar var. Ama ben size çok ilginç bir yönünü anlatmak istiyorum bu araştırmaların. Bu İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Göçe maruz kalmış ailelerin yeme biçimleriyle ilintili bir araştırma yapılmış ve gözlemlenen şu ki göçe maruz kalmış ailelerde obezite çok daha fazla olarak yaygın. Bunun nedeni çok fazla açlığa maruz kalma tehdidi altında oldukları için buldukları anda çok fazla yemek yemek gibi bir tutum göstermekte. Üstelik bu nesiller boyunca devam ediyor. Ki burada karşımıza epigenetik diye bir kavram çıkmakta. Yani yaşanan bir davranışın nesillere aktarılması halidir. Eğer bununla ilgili biraz daha fazla bilgi almak istiyorsanız Seninle Başlamadı diye bir kitap vardır. Onu hararetle tavsiye ederim. Bir de bir biyoloğun inancın biyolojisi dediğimiz Bruce Lipton'ın bir kitabı vardır. Onu okumanızı daha hararetle tavsiye ederim. Bruce Lipton'ın kitabı biraz daha biyoloji ağırlıklıdır ama içindeki örneklerle bir takım davranışların nesilden nesile nasıl aktarıldığını çok iyi anlarız. Umut ederim göçlerle ilgili farklı bir bakış, farklı bir perspektif getirebilmişimdir. Evet, Semih'ciğim, Lilian Hoca güzel anlattı. Göçle ilgili anlattı tabii. Esasında biz bu tarihsel olarak göçlere çok da şeyiz ya, deneyimliyiz ya. O nedenle biraz sonra konuşacağımız mübadeleyi Yunanistan'dan daha kolay atlattık. Çünkü deneyimimiz var. Yani daha 93 Harbi denilen, efendim 1877'de Türk-Rus ve Osmanlı-Rus Savaşı'ndan ilk büyük kitle geldi ya. Çok büyük göçlere maruz kaldık. Mesela daha sonra Balkan Savaşı var. Balkan Savaşı faciadır yani. Bütün Balkanlar boşaldı. Yani Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, bugünkü devletler olarak söylüyorum. Efendim Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan. Oradan vakti zamanında oralara gidip, oralara yerleşip işte şey yapan herkes geldi. Müthiş bir göç olayıdır bu.
Onunla da kalmıyor. Kırım'dan çok göç var. Rusya'dan var biliyorsun. Ve Kafkasya'da, Trans-Kafkasya'dan işte Çerkezler, Abazalar falan, bu konuda deneyimliyiz. Yani çok göç olmuş bu coğrafyalara. Dolayısıyla Balkan Savaşı şeyde, mübadeleyle ilgili hadisede biz biraz deneyimli olarak bu konuyla karşılaştık. Karşı taraf, yani Yunanistan'ın böyle bir deneyimi yoktu diyelim. Tabii Türkiye'nin her coğrafyasına mübadelede geldi. Sen işte şeyde Kapadokya'da ne dersin bu hadisi? Oraya gelenler var. Evet, buraya çok sayıda insan gelmiş. Tabii ben 2 senedir burada yaşıyorum. Onlarla birebir benim yani ilk kuşaktan tanıdıklarım yok ama ikinci kuşaktan tanıdıklarım var. Fakat burada tanımış olduğum emekli edebiyat öğretmeni, araştırmacı, yazar Mustafa Kaya, kısaca Mustafa Hoca dediğimiz çok değerli Anadolu bilgisi bir abimiz var. O bu konularda araştırma yapmış, yazılar yazmış. Hem Nevşehir hem Ürgüp dergilerinde yüzlerce makalesi yayınlanmış değişik konularda. Kitaplar yazmış. Bir usta kalem, tarihçi. Bakalım onun ilginç bu mübadillerle ilgili ilginç anıları nedir? Onunla ilgili bir videomuza bir çekim yaptı. Sevgili Murat onu paylaşsın lütfen. Büyük mübadele ile ilgili tabii geç kaldığı için son yıllarda birçok kitaplar yayınlanmıştır. Zamanında biraz ihmal edilmiş bir konu idi. Ben de bunlarla ilgili birkaç anıyı anlatacağım. Ürgüp'ün kardeş kenti olan Selanik'e bağlı. Buradan giden mübadiller tabii hayvanlar için yapılmış gemilerle götürüldüler ve oradan gelenler de aynı gemilerle Mersin'e geldiler. Orada dostumuz Selanikli Larissalı, Ürgüp'ün kardeş kenti, Dimitri'nin babasıyla ilgili. Buradan gittiklerinde Selanik'te Karaburun Yarımadası'na, limana iniyorlar. Ve orada Yunanlı işçilerin gemilerden kereste indirip yükletirken hiç durmadan Allah'a küfür edişlerine tanık oluyor. Ve bunu duyunca bir de sabaha kadar çok büyük bir rüzgar ve çadırlarını sökecek derecede Dimitri'nin babası sabaha kadar çadırın orta direğini tutuyor ve şu sözü söylüyor. Keşke diyor Mehmet olsaydım da bu kepazeliği çekmeseydim diyor orada. Yani Müslümanlığa dönseydim de Ürgüp'te kalsaydım anlamında. Tabii gidenler de çok eziyet çekmişlerdir. Gelenler de. Ürgüp'te Yaşar amca vardı. 102 yaşında öldü. Onun da herhalde 25 yılı geçti. Bir röportaj yapmıştım oldukça uzun. Ve kendisine son bir soru sormuştum. Unutamadığım bir anı bu yolculukta var mı diye. Kafasını salladı, var dedi ama kamerayı da kapat dedi. O anı şuydu, Ürgüp'e giren göçmenler Niğde üzerinden gelmişler. Ürgüp'e yaklaşınca Karahan Dere'de ikiye ayrılmışlar. Kadınlar ve çocuklar sağdaki yoldan, erkekler de çarşıdan yiyecek malzemesi almak için sol taraftan inmişler. Cücük'te konaklayan kadın ve çocuklara bir Ürgüplü kadın büyük bir tepside birçok yemek getiriyor
ve diyor öyle bir sevindik ki çok açtık diyor. Sonra kadın bunlara yaklaşınca bir bakmış, aman demiş git bunlar mavi gözlü Türk ne değil deyip yemeğe de vermemiş ve geri evine yemeğe götürmüş. Tabii bu da gelenlerin de eziyet çekmesinin son örneği. Ama bu insanlar tabii Anadolu'da çok büyük bir kardeşlik içinde yaşıyorlardı. Ta ki emperyalist devletlerin casuslar koyarak Rumları kışkırtmasına kadar. Bu kardeşlik içinde yaşamalarına dair de bir anı var. Bu anı da Konyalı Andon Ağa'nın kızı Andon Ağa'nın kızı ismini hatırlayamadım. Onunla ilgili bir anı. Andon Ağa kiliselerin ve camilerin kubbelerini yaparmış. Amca çocukları da köşeciymişler. Köşeleri yaparlarmış. Macar ve Fransız casuslar Konya'ya gelerek Andon Ağa ile ilişki kurmuşlar. Antoniadis esas adı, kısa olarak Andon Ağa diyorlar. Çok itibarlı, zengin ve çok para kazanan, inşaat ustalığından, mimarlıktan daha ziyade bir şahsiyet Konya'da. Bu Macaristan ve Fransız casusları bunu ikna etmeye çalışmışlar. Osmanlı Devleti bu faaliyetten haberdar olunca da Andon Ağa'yı Diyarbakır'da bir türlü kubbe tutmuyormuş, caminin kubbesi, Ulu Cami'nin. O kubbeyi yapmak için görevlendirmiş. Andon Ağa 4 ay hazırlıktan sonra Afyon vesaire taraflardan ustalar, kalfalar getirterek Diyarbakır'a gitmiş ve o kubbeyi yapmış. Bu sırada tabii Kurtuluş Savaşı sona ermek üzere ve Andon Ağa Beyrut'a geçmiş. Devlet oraya görevlendirmiş. Orada Beyrut'ta büyük bir köprü inşa etmiş. Daha sonra bazı işlerde de çalışıp para biriktirmiş ve Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'den de hanımı ve çocuğunun, kız çocuğunun gittiği Selanik'in Karacadağ kasabasına yerleşmişler. Uzun zahmetlerle hanımı ve çocuğunu orada bulmuş ve Selanik'e dönmüşler. Selanik'te tabii buraya gelen Türklerin birçok evleri, hanları varmış. Kızı ve hanımı bu parayla demiş, çok para biriktirdik. Selanik'te bir sürü han satılıyor. Bu hanları geri al, hanlardan birkaç tane alalım. Fakat Andon Ağa kesin kabul etmemiş. Ben diyor kızı, bir de ben sorum, rica edin babama, çok severdi beni diyor. Babası, baba niye böyle yapıyorsun, niye aksilik çıkarıyorsun, evler ucuzken alalım. Hayır kızım, ben bu Yunan milletiyle geçinemeyeceğim, geri Türkiye'ye gideceğim demiş. İkna edememişler. Hele ben de diyor bir astsubayı sevmiştim. Onunla evleneceğim dedim diyor. Eğer bir evlen ben kesin Türkiye'ye giderim dedim diyor. O sırada evlendik, düğün yaptık diyor. Bir baktık birkaç gün sonra babam diyor kayboldu ortalıktan. 2 ay kadar Edirne Dede Ağaç'ta gezmiş fakat Türkiye'ye geçememiş. Bir türlü geri dönüp gelmiş. Orada diyor o kadar güzel Konya'da muhabbetimiz vardı ki diyor. Rumlar, Türkler, Yahudi, tüccarlar hepsi diyor gelirdi. Ve kanun çalardı amca çocukları benim diyor. Ben o kanunun altında büyüdüm, altına girerdim diyor.
Konya'daki muhabbeti Atina'da bu gittiği yerde Selanik'te bulamadığı için tekrar dönmeyi düşünüyor. İşte ulusların, halkların ne kadar böyle birbirine yakın olması, muhabbetinin, sevgilerinin yüksek olması, çeşitli etnik kökenli grupları birbirine böyle çok güzel şekilde bağlıyor. Ben dedim ne zaman hafta ayda bir mi eğlence düzenlerdiniz, haftada bir mi dedim. Eğer bir ölü falan ölmemişse o mahallede diyor, her gün diyor böyle muhabbetimiz olurdu diyor. Akşam bizim eve gelirlerdi, çift kanun çalınırdı diyor. Bütün oradaki etnik gruplar gelirdi diyor. Yalnız Osmanilerle ilişkimiz biraz soğuktu diyor. Selçukilerle çok iyiydi diyor. Selçukiler dediği Selçuklular mahallesi Mevlana'ya yakındı diyor. Osmaniler dedikleri de yeşil sarıklı tabi medrese öğrencileri. Ama burada tabi güzel olan taraf adamın o kadar para kazandığı halde bir Hristiyan Ortodoks olduğu halde Laris Selanik'te durmayı istemeyip Türkiye'ye geri dönmek isteyişi çok anlamlı geliyor. Giderlerken yaktıkları, pardon hepsi yakmamış, Konaklı şimdiki adı, Niğde'nin bir köyü, Misli köyü eski adı. Bu Kozmaz, orada komşu köyde bir aşık varmış ve 7 yaşında bu da aşık Ozan olmak için kaçmış Misli köyüne. Daha sonra bir vadede gelince tabii ailesiyle birlikte Yunanistan'a, o da Selanik köylerine yerleşmiş. Mersin'e, Ürgüp'ten Mersin'e giderlerken uzun bir destan yapmış. Onun bir dörtlüğü şöyle: Mersin yollarında dumanım tüter, sürgün evlerinde baykuşlar öter. Aman bu muacillik ölümden beter, aman Allah aman sen imdat eyle. Böyle güzel bir destan yapmış. Mübadillerden gelenlerin ve gidenlerin tabii anlattıkları daha birçok şeyler var. Geminin tuvaletinde mesela Ürgüplü bir gelenlerden bir kadın da çocuğunu düşürmüş. Doğum yaparken tuvalete düşüyor geminin deliğinden aşağıya. Hemen bu Karahandere mahallesinde yakın bir yerde. Onu da zamanında kameraya almıştık. Benim anlatacağım anılar bundan ibaret. Tabii sayısız hatıralar var bu mübadillerle yaşanan. Evet, burada bitirdik. Evet Eser abi, sevgili Mustafa Hoca'nın bu güzel anlatımıyla ilk defa bizimle paylaştığı bu anılarla yayınımız başka türlü bir aşamaya geldi. Onun da anlattığı gibi aslında herkesin vatan toprağı ile ilgili acı çektiği, bu göç olgusunu, bu toprak değişiminden mutsuz olduğu bir aşikar. Çok değişik yorumlar var tabii. Yani insanlar tabii ki bu yer değişimi sırasında can kayıpları da olmuş çok sayıda. Bunlar bazen kaçınılmaz, bazen engellenebilir şeylerdi. Ama tarihte ne olduysa öyle oldu. Örneğin bir görüş var. Eğer derler ki eğer bu mübadele olmasaydı işte o halklar yaşadığı coğrafyada iç savaşa neden olabilir, iç savaş çıkabilir gibiydi. Bunlar tabii olasılık ama dediğim gibi tarihe öyle bakmamız en azından benim için mümkün değil. Nasıl olmuşsa öyle olmuş. Diğerleri fanteziye ve farklı bir yoruma gider. Bir şey olmuşsa
O şekilde olmuş olmasının bir nedeni vardır. Ve dediğim gibi farazilerle tarih bilimi öyle yürümüyor. Yani buna bu yoruma başka bilim açıkçası katkı olamayacak. Dediğim gibi bu şekilde gelişti. Var olan sonuçlar üzerinden giderek tarih anlaşılıyor. Öyle düşünüyorum. Ne dersin abi? Evet, yani şimdi mübadeleye Lozan'a geldik. Tabii. Lozan'da neler olmuş? Evet, tabii. Esasen Lozan'da ana maddeler içinde yok bu mübadele. Yani Semih'cim, hatırlarsan bizi bu konuda çok suçladılar. Yani işte etnik temizlik yaptınız. Evet, Eser abi Lozan'ı daha sonra mikrofon ayarlamasını yaptıktan sonra anlatacak. Şu anda Ege, sırf tabii ki Orta Anadolu'dan değil, Ege'den de çok sayıda insan göçe maruz kaldı. Onlarla ilgili kısa videolarımız var. Çeşme'den Burhan Bey'in onunla yapılan bir röportaj var. Bir görselimiz var. Onu izleyelim lütfen. 1955 Kasım doğumluyum. Babam 1316, yani 1900 doğumlu. Mübadele kanunu çıktıktan sonra 1924-1925'e bağlayan Aralık sonunda Kavala'nın Kınalı köyünden Çeşme, Alaçatı'ya geliyorlar. Acımış Mahallesi'ne yerleşiyorlar. Babam 24-25 yaşlarında, evli. Bir tane oğlu var. Babası, erkek kardeşi, annesi, daha doğrusu analığı, hanımı, 3 tane kız kardeşi ve Alaçatı'ya zaten tütüncüler. Tabii Kavala'da mübadele çıkmadan önceki durumları çok güzel. Tütün üretiyorlar tütüncüler. Toprakları çok verimli. Ben daha sonra gittim. 2018'in Ekim ayında gittim. Gördüm yaşadığı yerleri. Tabii çocukluğumuz ondan hikayelerle geçti. Çok güzel anılar anlatırız. Yani onlar anne tarafında dramalı. Anne deden de. Onlar da yine aynı yıllarda Drama'nın Tuval köyünden çıkıp 25 kilometre ilerimizdeki Uzunkuyu diye, Urla'ya bağlı Uzunkuyu köyüne yerleşiyorlar. Ama onların yolculukları biraz daha maceralı geçiyor. Onlar biraz daha yoksul konumundalar. Gül Cemal vapuruyla önce Bodrum tarafına geliyorlar, Güllük tarafına. Orada iniyorlar ve sıtmaya yakalanıp yarısı yok oluyor. Sıtma ve işte o günün meşhur hastalığı. Birlik tarafında. Sonra konvoyla yürüyerek ta Çiftlik köyüne kadar geliyorlar. Çeşme Çiftlik Mahallesi, o zaman Çiftlik köyü, eski ismi Katapanaya. Orada 3-4 ay karantinada kalıyorlar. Yukarıdan birkaç ileri gelenleri, yani konvoyla ileri gelenleri haber bekliyorlar. Onlara Ankara'dan bu işte o günkü mübadil heyeti, her kimse, onlara siz devam edin, biz size haber vereceğiz diyorlar. Onlar da Çeşme'den, Çiftlik Mahallesi'nden, Çeşme'den İzmir'e yola çıkıp Uzunkuyu köyünü, böyle terk edilmiş bir Rum köyünü görünce oraya yerleşiyorlar. Ve orasını çok seviyor. Dağlık ya, zaten geldikleri yerde ya dağlık. Yani dedemin anlattıklarına göre. Dedem lakabı Yesir Ahmetoğlu Salih Uzun, 1887 doğumlu. Babası Plevne'de uzun süre esir kalıyor. Lakabı da orada, hatta nüfus kağıdında Yesir Ahmet Oğlu diye yazar. Baba tarafı Kavala, Kınalı köyünde. Kavala'ya 8 kilometre uzakta. Şu anda Drama yoluna girmeyip Selanik yolunun üzerinden iki tane köy var. Birincisi eski, yine Türk ismini söylüyorum sana, Prencova. Ondan sonra Kınalı. Şu andaki bizimkilerin ismi Kokinohoma diye geçiyor. Babamın o gün çocukluğumda hep anlattığı hikayeler aklımdan çıkmıyor. Hep şöyle derdi.
Bizim ev balkana dayalı, sırtımız dağa dayalı. Önümüz sapsarı bir verimli ova. Hayvanlarımız ekilen mısır tarlalarının, tütün tarlasının kayboldu, o kadar verimli bir ova idi diye. Daha sonra ben de gittim. Gerçekten çok verimli bir ova olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Babamın evini buldum, yıkılmış. Oradaki yaşayan Rumları bulduk. Onlarla gayet güzel Türkçeleri konuşuyor ve hatta çok güzel de bir anım var. Bir de bizim tabii babamların çok ilginç bir hikayesi var. Mübadele başladığında buradan Mudanya'dan giden bir aile. Tabii ben onların Rum olduğunu zannetmiyorum, Hristiyan ama çünkü ismi Atanaç, Berber Atanaç. Babamın anlatıldığı, hatta fotoğrafları falan da var evde. Onlarla 13-14 ay babamların evde, onlar mübadele olunca köyde daha terk etmemişler. Sıra beklerken aynı evde oturuyorlar 13-14 ay. Berber Atanaç işte babamlar bir 24'ün sonuna doğru buraya gidince ondan birkaç ay sonra oğlu oluyor. İşte şu anda 96-98 yaşlarında falan olabilir. Belki de 100 yaşında. Ben gittiğimde 90 kaç yaşındasın diye sordum. Wangel ismi. Havalada buldum onu. 96 yaşında sapasağlam. Bir Türk müsün Rum musun dedim. Valla bize evde ne Türk diyorlar ne Rum diyorlar ama diğer ister olduğumuz kesin. Çok nefis bir Türkçeyle bana köyü gezdirdi. Ve tabi çok duygulandık. İnanır mısın ağladım. Ama en çok hoşuma giden sözü de babamın evi, daha doğrusu beraber yaşadıkları evi gösterirken burası ayak yolu diye tarif etmişti. O ayak yolu lafını duyunca korkunç derecede şey yaptım, duygulandım. Çünkü bizimki eskiler sürekli tuvalet, WC, hela kullanmazlar, ayak yolu diye kullanırlardı. Tabii bizimkilerin bu göç anında biraz daha acıklı hikayeleri var. Bahri Cidit vapuruyla geliyorlar. Kendi paralarıyla, yani hayvanları, işte tütün takımları, tütün baskıları, kırçaklar, kargılar vesaire limana biniyor. Yani limandan, Kavala limandan, eski limandan. Yola çıkarken köpeği orada unutuyorlar, karabaşı. Tabii bizimkiler şeye geldikten sonra mektuplaşma başlıyor. Atanaş'a, Berber Atanaş'a. Berber Atanaş'a mektupla yazdığı Hasan Karabaş her gün Kavala limanına gidip ağlayıp geldi, ağlayıp geldi. En sonunda öldü diye haber mektupla bildiriyor. Yani Karabaş'ı orada unutmuşlar. Bütün malını, mülkünü, her şeyini alıyorlar. Ama Karabaş orada kalıyor. Bir de babam hep şey derdi. Tuvaletin çatışığında tavan arasında mavzerler saklı. Onu atan açar. Ne olur o mavzerleri sen al, sen hatıra diye saklarsın diye mektubunda yazmış. Onu anlatırdı. Yani bunlar acıklı hikayeler ama babam 80 yaşında vefat etti. İşte değil mi? 1316'lı, 1900 doğumlu. Ve inanır mısın ölünceye kadar sürekli memleketin, memleketin diyerek gitti. Hep oradaki anıları anlatarak vefat etti. Tabii biz çocukluğumuzda hep bu hikayelerle büyüdük. Hatta uzun kuyudan öbür dedem, uzun salih gelince onlar işte orası öyle, burası böyle diye, işte o değirmende su akmaz, bu değirmen daha iyi diye çok yakınmış tuval köyüyle kendi gezdikleri yerleri. O Bulgar çetelerin baskınlarında, çünkü o bölge bir Bulgarların eline geçiyor, çetelerine bir Yunanların eline geçiyor. Orada çok eziyet çekmişler. Onları tartışırlardı, onu konuşurlardı. 1917'de babamı işte Kınalı köyünden gönüllü asker alıyorlar, 3 tane. Babam da gönüllü gidiyor. Galicia'ya gidecek diye ta Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Yeşilköy'de işte barış anlaşması imzalanınca geri dönüyor. Savaşa gitmeden. O ara dedem de, büyük dedem Hacı Mümin Ağa, o da 1873'te oldu. 1965'te öldü. Ben 10 yaşındaydım. Yani onun da hikayelerini de çok dinledim. O da Yemen'de savaşıyor. 4 yıl gelmiyor. Hatta oğluna mektup yazıyor oradan. O günkü koşullarda mektuplaşabiliyorlar. Yani daha anlatacak çok şey var ama ortam ve şey çok önemli. Hangi kendileri anlatmak için buradaki ihtiyarlarla falan bir araya geldiğimizde çok daha güzel anılar ortaya çıkıyor. Ama bildiğim şey annemler Gül Cemal denilen vapurla, yani dramallar, babamlar da Bahri Cedid vapuruyla geliyorlar. Hatta babamlar önce Çeşme'ye merkez zengin gibi gemi demirledikten sonra bir heyet
tütün tarlası nerede en güzel, nerede en iyi mahsul yetişir arayıp sonra Alaçatı'nın Acınmış Mahallesi'ne yerleşiyorlar. İşte 1925'ten beri Acınmış'ta yerleşik bir düzeni devam ediyor. Biz de onların devamı aynı evde. 1881'de yapılan bir Rum evinde oturuyoruz. Abimle beraber. Yani anılarımız böyle. Tekrar yayındayız. Eser abi, sesin çıkıyor mu bakalım? Evet, geliyor mu sesim şimdi? Şimdi geliyor. Yalnız senin sesin olmazsa program olmaz. Dolayısıyla lütfen sesine özel önem göster. Aman efendim, estağfurullah. Şimdi nerede kaldık? Artık geldik mübadele. Lozan'da kalmıştık, evet, değil mi? Evet, evet. Tabii. Lozan'da bu konu ana konular içerisinde değil, tarihli konu olarak tartışıldı. Daha önce ifade ettim, bilmiyorum yayına gitti mi sesim. Biz mübadele isteyen taraf biz değiliz aslında, Yunanistan. Yani Venizelos çok istedi. Hatta o işte o zaman Düveli Muazzama denilen büyük devletlerle beraber efendim onlarla şey yaptı. Çok istediler. Çünkü Yunanistan'da nüfus kalmadı biliyorsun. Şu Balkan Savaşları, şunlar bunlar. Anadolu macerasında da bir şey kalmadı. Dolayısıyla Yunan tarafı, Venizelos çok güzel. Biz buna biraz itiraz ettik. Anadolu'daki bu Ortodoks nüfus, meslek sahibi nüfustu yani. Onları göndermek istemedik. Ama sonra işte bize bu siz etnik temizlik yaptınız, yok efendim adamları gönderdiniz, malına mülküne el koydunuz falan dendi yani. Mançer. Hatta bizde bir takım entelektüeller de bu lafları hala söyleyip dururlar. Mübadeleyi biz istemiş değiliz yani. 1 milyon 200 bin kişi oraya gitti. Biliyorsun daha önce de işte Yunan ordusunun Anadolu'dan çekilmesiyle de aşağı yukarı 1 milyon 90-100 bin kişi de o zaman gitti. Yani muazzam güvenliğimiz yok diye onlar da gitti. Mübadeleden önce giden de var senin yani. Sonra da 1 milyon 200 bin kişi gitti. Bize de gelen 500 bin kişi. Biraz sonra tam sayıları, rakamları vereceğiz. Çok güzel kayıtlar. Burada tabii yerinden yurdundan ayrılan insanlarla ilgili büyük bir trajedi var. Daha da büyük bir trajedi daha var. O da ne biliyorsun yani, bu bir ırk ve dil mübadelesi değildir. Bir din mübadelesi. Anadolu'daki Ortodoks halkın oraya gönderilmesi, oradaki Müslüman halkın buraya gönderilmesi. Şimdi Anadolu'daki Ortodoks halkın içerisinde mesela Karaman Türkleri var ya. Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Onlar Hristiyan olmuşlar. Oğuz Türkleridir biliyor musun onlar? Yani herkesten daha Türk onlar. Onları
almışlar Ortodoks falan diye oraya göndermiş. Gagavuzlar var mesela. Gagavuzlar da Hristiyan. Anadolu'da yaşayan Gagavuzlar var. Hristiyan Türkler. Bunları da efendim şey diye oraya gönder. Bu oradan da buraya mesela orada Pomakça falan konuşanlar var biliyorsun. Şeyde, Roman Türkleridir. Orada da daha sonra Hristiyan olan vakti zamanında oraya gitmiş olan onlara evladı Fatihan falan diyorlar ya yani zamanında 400 küsur yıl orada kalmış Osmanlı. Buradan oraya gidip de Hristiyan olanları da Müslüman olanları Müslüman olan Hristiyanları da oraya gönderiyorlar. Böyle de bir trajedi orada yaşandı mesela Romanlar mesela Ulahça konuşuyor. Bunlar hepsi birbirine konuşuyor. Yunanistan'da mesela Patriotlar var. Onlar da buraya geldi. Bir facia, bir karma karışık çorba oldu. Sevim için iş. O zaman ne yapalım şimdi? Yine şeyimizi, çizgimizi bozmayalım. Kapadokya'ya doğru ilerleyelim ama istersen Kapadokya ile ilgili sana da bir bilgi vereyim. Bu mübadele dolayısıyla gelen insanlar büyük çoğunluğu o zaman Türkiye Cumhuriyeti 1900 efendime söyleyeyim 27'deki nüfus sayımında 13 milyon 648 bin küsürdü. 13 milyon 650 bin nüfus o kadar. Gelenlerin efendime söyleyeyim şeye göre oranları geldikleri yere illere göre oranları mesela en çok Edirne'ye geldi. Edirne nüfusunun %32'si vadi. Yakın ya Yunanistan'a önce oraya geldi. Arkadan işte Kırklareli'ne gelmişler. Kırklareli'nin de %30.99'u o zamanki nüfusuymuş. Sonra Tekirdağ'a gelmişler. Orada da büyük bir şey. %25.99 1927'de Tekirdağ nüfusu %27'de. Oradan da veya başka yerlerden de Anadolu'ya dağılmış. Mesela ilk sırada Balıkesir var. Şimdi senin bulunduğun yer Niğde çok enteresan. Kalla dökebiliyorsun. Niğde merkezi, Vaka, Nevşehir, Kayseri de yanında ama 9.6 Niğde'de. Şimdi onun içerisine Aksaray'ı koyduğun zaman 2.5, Kayseri'yi koyduğun zaman da 2.9 nüfusa oranı. Nevşehir'i koymamışlar. Ben şeye baktım ya. 1927 %15 ediyor. Yani ne dedi? Dördüncü sıraya geliyor çünkü Kapadokya'ya geliyorlar. Bu çok enteresan değil mi Semih? Yani tabii. İstanbul'dan daha fazla mıydı? İstanbul %6. İstanbul'un nüfusunun %6'sı mübadil. Bu çok enteresan. Demek ki bir tercih falan da olmuş gibi gözüküyor. %15'in İstanbul'a değil direkt Kapadokya'ya gelmeleri falan da enteresan bir şey gösteriyor bize. Tabii bu konuda çalışmak lazım.
Evet, Semih'ciğim. Kapadokya'ya ben biraz istatistik olarak katkıda bulundum ama bakalım sen oradan bize kimler katkıda bulunacak? Burada bir bir çekim yaptım ben geçenlerde. Kapadokya özellikle Ürgüp ve civarı bu mübadelede çok fazlasıyla yer değiş tokuşu olmuş. Tabii ki buradaki Ortodoks halkın %99.9'u gitmiş. Birkaç tane sağ sola kaçanlar falan var ama onların yani ya birkaç kişi biliniyor ama çok sayıda değil. Dolayısıyla Ürgüp özellikle merkez ve buradan gidenlerin yaşadığı, yerleştirildiği yer Larissa iki farklı coğrafyada iki ilginç yer. Ve bunların bir kardeş şehir olma süreci var. Bu kardeş şehir olma sürecini de başlatanlardan biri namı değer eşekli kütüphaneci yani Mustafa Güzelgöz'ün oğlu Aziz Güzelgöz. Onunla ilgili bir çekimim var. Onu da paylaşalım ama önce bir videomuz daha var. O da yine Mustafa Kaya Hoca'nın röportaj yaptığı 90'lı yaşlarda bir mübadille yaptığı bir video kaydı daha var. Onu da ilk defa yine sevgili değerli dostlarımızı, izleyicilerimizle paylaşalım. Yani iki yayın. Semih'ciğim, bu arada bir de orada senin çektiğin belgeseller de var. O evet. Kozma'ya işte Aziz babayı da ilave edelim, değil mi? Tabii. Beraber bir paket halinde bunları da sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Herkes şey vardı. Bu yaşından ne kadar familya varsa yediğin yaptı. Bir bohça yaptılar içeriğin. Sonra dediğimiz başa onları değişmek başka. Evet. Onları tamam aldık. Evet. Bir binan insan fırladılar, doydular. Bir iki yer bir deve dedi. Evet. İki panganot. İki panganot. Birisi bir panganot. Deve bir daha dedi. Evet. Bu da bu bohça evet. Çaktı. O vakitler yıkrattırıyordu. Ne bileyim şimdi. Evet. Develeri yıkrattırıyordu. Evet. O gaya, kalan köyleri onlar değişmiş. Ta buradan bizim yerimiz. Ta buradan sizi oraya gidince iyi karşıladılar mı Yunanlılar? Yani güzel karşıladılar mı yoksa onların ne haberi var? Yok Yunanistan'da diyorum. Siz gittiniz. Evet. Size iyi davrandılar mı? Yok biz orada Türk var. He. Oraya gittiniz. Orada 50 tane köy Türk var. Ural getirdiler. Onlar kaçacak gelecekler. Biz efendim oraya oturacağız. Evet. Daha kaçmadı. İki sene orada gördünüz. İki sene oturduk. Sonra bu Atatürk'ten şeyden emir geldi. İki sene sonra. Onları istemem dedi. Onlar Türk değil dedi. Arnavut Türk. Ben onları istemem. Sabahtan rastında güneş parlıyor, oturmuş çeteler Yemen martin yağlıyor. Zavallı martinler Yemen alıyor, aman Allah senin de tuğla. Çiçenin yolunda bir binek taşı, çekin zırakını binsin bin başı. Madirler üstünde çavuşun başı, aman Allah'ım senin de tuğla.
yalvarın Allah'a, burada kalalım, sattığımız malı geri alalım. Aman Allah, aman sen de. Mersin yollarında kütünün tüter, sürgün evlerinde baymışlar üter. Ana bu bacırlık ölümden beter, aman Allah, aman sen de. Sıcak bir yaz günü peri bacaları diyarına Yunanistan'ın Larissa şehrinden Dimitrios Kasikas adında biri gelir. Bu genç adam yıllar önce bu topraklardan göçe zorlanan büyük baba ve büyük annelerinin izini sürmek, bir daha buraya dönemeyen akrabalarının yerine bu güzel yerleri gezmek istemiştir. Tesadüfler karşısında yörenin sevilen şahsiyetlerinden baba lakaplı Aziz Güzel Gözü çıkarır. Aynı yaşlardaki bu iki genç kısa sürede kaynaşır. Dimitrios, namı diğer Dimitri, Aziz'in evine konuk olunca bu büyüleyici diyarda inanılmaz bir adamla tanışır. Aziz'in babası Mustafa Güzelgöz'dür bu kişi. Namı diğer eşekli kütüphaneci. Ürgüp'teki kitaplığı yönetirken 30'dan fazla köyün halkına eşekle kitap taşıdığı için takılmıştır bu atona. Herkes, özellikle de kadınlar kitap okusun diye yıllarca çırpınmıştır Mustafa Güzelgöz. Dimitri ile eşekli kütüphaneci arasındaki sevgi köprüsü, yöreyi birlikte gezerlerken iyiden iyiye pekişip güçlenir. Bu arada kan kardeşi olan Aziz ile Dimitri'nin aklına Ürgüp ile Larissa'yı kardeş şehir yapma fikri düşer. Namı değer Aziz Baba, sevgili Aziz Güzelgöz. Merhaba abi, merhaba, nasılsın? Merhaba, merhaba. Sağ ol dostum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baban Türkiye çapında, hatta dünya çapında ünlü bir insan. Evet. Ama bir o kadar da sen de çok güzel bir insansın. Senin de anıların çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Senden ricam, Ürgüp'le Larissa'yı nasıl kardeş şehir yaptınız? Bunun öyküsünü bize kısaca anlatırsan bizim de izleyicilerimiz çok memnun olurlar. Bir gün Temenni Tepesi'nde Dimitrios Kasikas, ben Dimitri diye hitap ediyorum, onunla tanıştık. Oradan tanışmayla o kendi olaylarını anlattı. Buradan ebesinin buradan gittiklerini Başköy tarafından. Benim ilgimi çekti. Ben de aldım, anneme götürdüm eve rahmetli. Mantı canı istemiş. Mantı yaptırdık. Mantı yedik beraber. O günden beri bir kan kardeşlik aramızda kuruldu. Ve sene kaç? Sene 80 sonrası, 83 sonrası. Hı. Efendime söyleyeyim. Beraberce bir mücadele verelim dedik. Ürgüp'le Larissa şehrin bir kardeşlik şehri nasıl bir mücadele veririz diye oturduk beraber düşündük, taşındık. Ürgüp'te ben mücadeleyi şöyle başlattım. Arkadaşlarım da yanımdaydı. Dedi ki işte buradan otobüslerle halkımızdan ayarlayalım, tur yapalım. Efendime söyleyeyim. Gidelim gelelim. Onlar da buraya gelsin gitsin derken biraz o arada Yunanistan'la Türkiye arasında bazı geçimsizlik olayları vardı. Ben kendi çapımda bir imza kampanyası başlattım. Ve 95 yılında biz oraya Dimitri çağırdı, gittik. Yanımda Alex arkadaşım vardı, Koray yeğenim vardı. Beraberce Larissa'ya, Larissa'nın o günkü belediye başkanı Mösyö Kafes'le tanıştık. Onlarla konuştuktan sonra o zaman dedi biz bunu resmiyete dökeceğiz. Tamam dedik, tekrardan Türkiye'ye döndük. Rahmetli Kürşat Numaroğlu belediye başkanıydı. Çünkü resmiyete binmesi için belediye başkanımızla görüştük, Kürşat Bey'le. Onunla beraber bu konuyu da tartıştık. Tartıştıktan sonra 96 yılında tekrar gittik. Orada protokoller imzalandı. Efendime söyleyeyim, konuşmalar yapıldı. Herkes karşı tarafta, biz de çok memnun kaldık. O günden bugüne sürekli oradan bizim Ürgüp'e, Ürgüp'ten de turlar ayarlandı Larissa'ya. Çok güzel bir kardeşlik şekilde gidip gelmeye başladık.
O esnalarda bazı evlere götürdü beni Dimirci tanıştırmaya. Gezdik dolaştık derken hiç unutamadığım bir olay. Nevşehirli iki bayan, kız kardeş, onlarla tanıştık. Bizi işte Ürgüp'ten geliyor deyince kucaklaştık, ağlaştık. Efendime söyledi, ne olur dedi, bir daha gelişinizde dedi, Nevşehir'den bize toprak getirin. Çok özledim toprağımızı, vatanımı dedi. Ve ben bunu yerine getirdim. En son Ürgüp'e geldiğimizde tekrardan kum toprak aldım. Oraya götürdükten sonra onu kendi evinde saksılar içerisine onu yerleştirdi. Tekrardan başladık kucaklaşmaya. Yani ben de çok duygulandım. Onlar da çok duygulandı. Biz neden bu hallere böyle geldik diyerekten birbirimizi tutamadık. Kucaklaştık, kucaklaştık. Onların ünlü keklerinden, tatlılarından bize getirdi. Yedik, sohbet ettik. Dimitri de çok memnun kaldı. O günden bugüne kadar Dimitri ile sürekli görüşmemiz sürüyor. Çok teşekkür ederim. Larissa, buradan giden Rumların özellikle barındırdığı bir aşağı yer var, değil, evet, değil mi? Evet, peki. Evet. Aziz Baba, bu çok değerli anın için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Aziz Baba. Ben teşekkür ederim. Evet. Bu aradan sonra Eser abi neler söyleyeceksin? Vallahi çok uzun konuşmayalım. Şunu söyleyeyim. Şu anda 70 milyon insan dünyada mülteci olarak yaşıyor. Bu bir faciadır yani, bu oradan buraya geldik yani. 70 milyon insan da neredeyse Türkiye'nin nüfusuyla aynı yani, değil mi Semih? Evet. Dünyada şu veya bu şekilde. Daha 3 gün önce biliyorsun 6-7 milyon Suriyeli bizde, 4 milyon insan da Venezuela'dan kaçtılar. Daha bu dünkü artıda. Toplarsan 70 milyon insan, 70 milyonu da aşkın, belki içinde şeyi var, evinden, yurdundan, varkından ayrı yaşıyor. Bu da bir büyük trajedidir. Buradan biz geçmişte yaşadığımız için buraya geldik. Demek ki bir ders alamamışız. Yani devam ediyor. Değil mi? Ne yazık ki, ne yazık ki öyle. Ben bu topraklarından doğduğu, büyüdüğü, alıştığı topraklardan zorunlu olarak yer değiştirmek durumunda bırakılmış tüm halklara
özellikle Türk ve Yunan halklarının kardeşliğine bir selam olsun diyorum bu programımız. Ve son sözlerimi de bu sevgili Mustafa Hoca'nın hazırladığı Güldesti Ürgüp, Ürgüplü Şairler Antolojisi'nden içine aldığı Andonis Çelikoğlu adlı bir mübadilin yerinden bir parça okuyacağım. Ama ilginçliği bu şiir, başka herhangi bir yayında rastlamadım. İlginçliği ise yine Mustafa Hoca'nın daha sonra sevgili Aziz Baba'nın adından bahsettikleri ve Türkiye'den Ürgüp ve Larissa'nın, Yunanistan'dan Larissa'nın kardeş şehri olmasında çok emeği geçen Dimitris Kotsikas'ın Türkiye'ye gönderdiği, oradaki araştırmalardan Türkiye'ye gönderdiği bir şiiri çok ünlü bir isim, şu meşhur Osmanlı-Türk tarihçisi diyelim, Stefanos Yeresimos'un kardeşi Mariana Yeresimos Yunanca'dan Türkçe'ye çevirmiş. Bir dörtlük okuyayım. İnsanların bu göç esnasında duygularını çok güzel anlatan bir şiir diye düşünüyorum. Kilisenin çanları acı acı çalıyor. Ağıtlar yakılıyor. Papazlar susuyor. Büyük yerden haber geldi. Boran misali. Hristiyanlar kalkıp uzaklara gitmeli. Doğu ile Batı halkı mübadele oluyor. Küçük Paris dediğimiz Potamya elden gidiyor. Yabaneller uzaklara, yok olmaya çağırıyor. Güya şanlı bir gelecek bizi orada bekliyor. Yani hiç de mutlu değil buradan gittiğine. Potamya dediğim yine Ürgüp'e yakın ve şimdiki adı Başköy olan, Ürgüp'ün köylerinden Başköy olan bir yer. Buradan göçüp daha uzun bir şiir. Bu kadarına diyorum, bu kadarında kalalım. Tüm dostlarımıza selam olsun. Hepinize iyi geceler diyorum. İyi geceler Eser abi. Daha dur, kitapları çekeceğiz. Aa, doğru. Kitap çekilişimiz var. Ama ben kitapları ben çekmediğim için, pardon, onu karıştırdık. Sevgili Murat, çekilişte kimlere neler çıktı onu söyler misin lütfen? İlk önce tüm izleyicilerimize, tüm Düş Zamanı dostlarına, tüm Düş Zamanı yolcularına iyi akşamlar diliyorum. Ben çekilişimi gerçekleştirdim. Hızlıca bu sonuçları bildireyim. Evangelia Balta'nın Karamanlika, Karamanlıca Kitaplar kitabını sevgili Düş Zamanı dostu Ülkü Sevener. Evangelia Balta'nın yine Gerçi Rum isek de Rumca bilmeyiz, Türkçe söyleriz. Karamanlılar ve Karamanlıca Edebiyat Üzerine Araştırmalar kitabını Levent Ufuk Sapmaz Düş Zamanı dostumuza. Gazanfer İbar'ın Anadolu Hemşerilerimiz Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe kitabını Saadet Tarakçı Düş Zamanı dostumuza. Kıbatek Gezi Edebiyatı Sempozyumu kitabımızı Düş Zamanı dostumuz Barçın Taran'a. Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci kitabını Düş Zamanı dostu Belinda Taso Dilmener'e. Rasim Deniz ve Mustafa Kaya hocamızın Güldeste-i Ürgüp, Ürgüplü Şairler Antolojisi kitabını Düş Zamanı dostumuz Ergül Kocamaz'a, Hazal Pabuççuların Türkiye ve 12 Ada 1912-1947 kitabını Düş Zamanı dostu Cem İşmen'e ve Cemalettin Taşkıran'ın Milli Mücadelede Türk ve Yunan Esirler 1919-1923 kitabını da yine bir başka Düş Zamanı dostu Andat Çağlayan'a armağan edeceğiz. Ben tüm Düş Zamanı dostlarından ve sizlerden müsaade istiyorum. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Düşlerinizle kalın, hoşça kalın. Evet. Eser abi, bu iki kitabı, yani Güldesti Ürgüp'ü Ergül Kocamaz'a çıkmış. Onu Mustafa Kaya hocamıza imzalatacağım. Ve evet. Eşekli Kütüphaneci Fakir Baykut'u... Orada dur, bir şey soracağım. Tabii biz hatırlarız da yeni nesiller, değerli Düş Zamanı dostları. Şu Eşekli Kütüphaneci de bize 2 dakika anlattın.
program bitmedi. Peki. Eşekli kütüphaneci, Ürgüplü, 1924 doğumlu ve çok çakı gibi bir genç, iyi bir de sporcu. Buradan İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam Vefa'da biraz top oynuyor, kaleci. Ondan sonra bir gün geri döndüğünde diyor ki belediye başkanı, sen iyi top oynuyorsun, sporcusun, gel buradaki halka öğret. Diyor ki yani benim orada 3-5 kuruş bir maaşım var. Ne yapabilirim ben geri geldiğimde, bu maaşsız da olmaz ki. Başkan kalkıyor diyor ki sana bir iş bulalım o zaman. Verdikleri de işte bir kütüphaneye müdürlük veriyorlar. Ürgüp Kütüphanesi'ne. İyi güzel de kütüphaneye gelen yok, giden yok. Sene 1950'ler. O da ne yapıyor? Madem kütüphaneye kimse gelmiyor, kimse kitap okumuyor, ben de onların ayaklarına giderim diyor. Hatta Ankara'ya gidiyor. Yalvar yakar bir memur talebinde bulunuyor. Onlar da diyorlar ki bütçe yok. Ama memur da ne? Bir eşek. Eşek istiyor. Ağlaya sızlaya bu talebini kabul ettiriyor. Ve bir eşek artık devlet memuru oluyor. Sevgili eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgör amcamız da sırtına bunun bir semer yaptırıyor ve bir ahşaptan dolap yaptırıyor. Kitapları içine koyuyor. 30 tane köye, Ürgüp civarında 30 köye yağmur, çamur, kar, kış demeden kitapları götürüyor. Şu bilince bakar mısın? Özellikle kız çocuklarının okuması gerektiğini düşününden kadınlara okutmaya çalışıyor. Ve bunda da bayağı bir başarılı oluyor. Fakat hala kütüphaneye gelen giden yok. Okuma seviyesi artıyor ama geldiğinde son aklına bir fikir geliyor. Ya diyor, kütüphaneye benim insan çekmem lazım. Bu kadınların hani köyleri de okutuyoruz falan da biraz da insan kütüphaneye de gelip okusunlar. Kütüphane bilinci yerleşsin. Bunun üzerine çeşitli dikiş makinesi fabrikalarını görüşüyor ve bir sponsor buluyor. 3-4 tane, yanlış hatırlamıyorsam yine Singer'den dikiş makinesi getirtiyor kütüphaneye. Ve bunu da yine o gittiği köylerde haberini yayıyor. Diyor ki bakın, dikiş dikmek sizin hani zamanınızı alan bir şey, elle de zor. Gelin dikiş dikmeyi hem öğrenin hem de makinede daha kolay yaparsınız bu işi. Kadınlar da tabii ki balıklama atlıyorlar bu fikri. Kadınlar geliyorlar fakat sadece dikiş öğreneceklerini, oradaki makineyi kullanacaklarını zannederken aynı zamanda Mustafa Güzelgöz bunlara tekrar şu kitapları okuyun öyle gelin diyor. Yani bir yerde zorunlu tutuyor kitap okumalarını eğer o dikiş makinelerini kullanmak istiyorlarsa. İlginç bir şey oluyor. Bir devlette çalışan birisi bunun farkına varıyor. Burada çok ilginç işler oluyor diye. Bu Mustafa Güzelgöz'ün yaptığı işi, yani köylere eşek sırtında kitap götürme işini, kütüphaneyi bu şekilde kullanmasını, derleyip dosya yapıyor. Amerika'da düzenlenen yaratıcılık yarışmasına gönderiyor. Yaratıcılık yarışmasında İtalyanlarla birlikte birinci seçiliyor. İtalyan bir yine böyle bir halk insanının Köprüaltı çocuklarıyla ilgili yaptığı bir çalışma var. Fakat birincilik ödülü sonunda İtalyan biraz vazgeçiyor bundan. Yani onun projesi daha iyi diye. Dolayısıyla Mustafa Güzelgöz böyle Amerika'da falan böyle gazetelere çıkan ilginç bir proje olarak neredeyse Amerika bile tanıyor. Bunun üzerine Amerikan Büyükelçiliği kendisine bir jip hediye ediyor.
kendi şahsına değil tabii ki, bu yaptığı proje için kütüphaneye. Bundan sonra da kitapları kütüphaneyle jiple dağıtmaya başlıyorlar. Böyle burada halka kitapları sevdiren, kütüphaneye gelme alışkanlığını sağlayan çok özel bir insan. Hatta Göreme Müzesi'nin de kurulmasına ön ayak olan ve büyük oğlunun, yani bizim sevgili Aziz babamızın, Aziz Güzelgöz'ün abisini oraya da müdür koydurtmak suretiyle bugünkü Göreme Müzesi'nin de varoluş sebebini yine Mustafa Güzelgöz'e, yani namı değer eşekli kütüphaneciye borçluyuz. Hep Kütüphaneciler Haftası'nda anılır ve Türkiye genelinde de 6 tane heykeli dikilmiş bir insandır. Yine de az tanınıyor, az biliniyor diye düşünüyorum. İşte böyle bir ilginç bir insan Mustafa Güzelgöz. Işıklar içinde uyusun diyorum. Evet, yani bu coğrafyanın kültürüne katkıda bulunan herkes ışıklar içinde olsun. O zaman biz de ne yapalım? Önümüzdeki hafta daha büyük bir ışık köyünstülerini yapalım. Değil mi Semih? Yani tabii. Köyünstülerini konuşalım. Tabii. Daha güzel büyük ışıkları konuşalım. Diyorum Semih'ciğim. Çok iyi bir program ve hem bizim aldığımız ışıklar, hem onların aldığı ışıklar, hem bizim yaymaya çalıştığımız ışıklar umarım çoğalarak artar. İşte böyle çıkılır karanlıktan aydınlığa diye düşünüyorum. İyi geceler dostum. Ben de hoşça kalın. İşlerinizle kalın diyorum.